Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Mountain Blade. Warband mi dedim ben az önce geçen videoda? Sanırım Warband demiş olabilirim. Bannerlord'a. Bannerlord'a hoş geldiniz. Şöyle görevlere baktığımız zaman yine küçük küçük şeyler yapıyoruz. Eğitimli askerler 5'te 3 diyor. 2 de asker daha yetiştireceğiz ve de salacağız bu insanların üzerine. Benim elimde 23 askerim var şu an. 23 askeri ben ne yaptım? Ne ara? Nasıl 23 oldu ya? Ha. Tamam, grup büyüklüğü. Tabii. Birlik aynen. Hocam sizi ne yapalım ya? İmparator piyadesini yükseltmek istemiyorum ya ben sizi. Alıyorum ben sizi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay, gidin başka yerleri yağmalarsınız artık. Yine 20 askeriz. Şunların peşinden koşacağız. Yavaşız abi. Yavaş olmamızı ben kaldıramıyorum. Ben bu kadar yavaş oynayan bir insan değilim yani. Bu benim hızlı olmam gerekiyor. Çevik olmam gerekiyor. Birilerine yetişebilmem gerekiyor. Oo. Çapulcu. 23 çapulcu. Fark etmez eşkıya. Teslim ol ya da öl. Bizi aslında canlı ele geçiremem ama. Ha, şurada bir şey daha oluyor. Ne oluyor? Köylüler de çapulcular. Onlara da yetişiriz. Hadi bakalım. Hocam siz önden gideceksiniz. Saldır saldır hücum. Hocam siz artık imparatorluk askerleri. Ben girsem ya bir yere, paralı orduya falan girsem ya. Bir şey yapsam yani. Yürüyün aslanlarım, ben de sizin arkanızdan geliyorum. Ben ne oldum acaba şu an ya? Benim işim ne acaba şu an? Ben neyim? Ben paralı askerim herhalde yani. Benim şu an olayım bu değil mi? Benim uzmanlığım, mesleğim, şeyim bu. Gelin olan şerefsizler. Gelin bakalım. Aynen, gel gel gel. 115 delici hasar ha. Vereyim mi ulan delici hasar? Ha? Ha? İster misiniz bir delici hasar? Gel bakalım hocam. Çeşitli delici hasarlar geliyor size. Hatta size kılıçla gelecek bunlar. Bunlar kolaymış lan. Hızlı hızlı hallediyor. İsabet ettirebilirsek hızlı hızlı hallediyoruz. Çok da isabet ettiremiyoruz gibi. Ha, tepeye geldiniz şerefsizler. Yanlış iş yaptınız. Oğlum ne güzel biçiyoruz ha. Çok keyifliymiş kılıçları şunları yapmak. Lan gel buraya. Gel buraya seni şerefsiz. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Oo ha, buradan şey oluyor. Yok yok. Yok, kazandık, anladım. Ezici hasar da veriyorum. Güzel. Onlardan hiç kimse kalmamış. Aa, okey. Nasıl ya, hiç kimse kalmamış? Hepsini öldürdük mü? Esir mi aldık acaba? Yaralık mı? Aynen. Okey. Sizi yapacağız artık. Yapacak bir şey yok yani. Siz kaleye falan koyalım bari, bir şey yapalım. 350 dinar ödüyoruz ya. Bu kadar şey olmaz ya. Çapulcuları yağmalıyorum ve zarara giriyorum ya. Yine bir şey, gönderili silahlara vermem artık bunu. Gönderili silahlar şeyi çok ileride çünkü. Tekelliye verebilirim ya. Aslında tekelli şöyle yaparsak öğrenme aynen 7'ye çıktı. Bundan da hemen halledelim. Kalkan darbeleri %50 daha fazla hasar verir. Kalkan şey yapmak istemiyorum. Piyadeler kalkan duvarı formasyonu %4 daha az şey alır. Ha. Kullanılan tek elli silahların tutuşu %20 artar. Senin önerilik ettiğin formasyonu askerlerin tek elli silahlarla dövüş etkinliği bir üst seviyeymiş gibi olur. Okey, öyle yapalım. Onu daha çok kullanabilirim gibi. Hocam hemen çabucak köylerin yardımına koşuyoruz. Aynen, hemen köylere yardım ediyoruz. Orada çapulcular var ama biz de artık şeyiz, birisiyiz yani. Biz önemli birileriyiz. Hocam hücum 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 hücum. Hiç beklemeyin. Hiç buradan, hayır, burada kalın. Burada kalın. Tam olarak burada kalacağız. Onlar saldırıp köylüler ölecek. Köylüler net bir şekilde ölecek ya. Saldırın ulan, saldırın. Köylüleri öldürmeyelim. Dedim düşmanı suda yakalarız falan ama köylüler ölecek yani. Vur lan. Oh.
Nereye gitti? Vurdu mu? Vurmadı. At bir tane daha. Köylülerin hepsi öldü. Ha, kaçıyorlar yine. Şerefsizlere bak sen. Hemen kaçın. Gelin bakalım. Ay, imparatorluk köyleri hayatta kaldı. Çok iyi. Bir tanesi bari. En azından şey diyebilir. Böyle birisi vardı, bize yardım etti diye. Yoksa yani hayat kurtarmışız. Canındaymışız. İşte umurumda değil. Getiri getiri. Gördüğünüz gibi ağaca, çalıya, taşa, her yere vuruyoruz. Adamların dışındaki her yere vuruyoruz. Düşmanlarımız dışındaki her yere vuruyoruz. Yani belki onlar düşmanımızdır. Kim bilebilir? Şimdi bir ölsene ya. Dur lan. Bizimkiler öldürecek seni. Vurun lan. Vurun. Oğlum vursanıza. Ah. Oh, kıdemli ödünç asker. Keşke ödünç asker vursaydı kıdemli ödünç asker yerine ama. Taktikte beceri puanı kazandı ve beceri puanı 23 oldu. Allah Allah. Neden ki? Öf, 11 kişi. Hah, ödünç asker. Hah, bir tane ödünç asker kaldı. Güzel. Abi siz artık şey yapmasanız mı? İmparatorluk saray muhafızım var. Neden imparatorluk saray muhafızım var benim? Ben imparatorluk muyum, imparator muyum? Sarayım var mı yok mu? Hiçbir şeyim yok benim. Neden imparatorluk saray muhafızım var? Bir tane çapulcu gerçekten orada devam ediyor ya. Neresi burası? Onira. Ne imparatorluk saray muhafızın var abi? Atlı paralı asker mi alayım? Almayayım. Şimdi zaten aslı küçük mahmuzlu balta. Silah savurma hızı 95, uzunluk 65. Zat. Ham tahta. Neden bu kadar fazla şey var ki bunlar? Artık böyle şeyler giymemeliyim ya. Kavisli bot falan. Limelenmiş bez kolluk yerine doğru düzgün bir şey giymeliyim ya. 789. Böyle güzel bir şey yok mu acaba? Ben ne kullanıyorum şu an? Çentikli mızrak. Sade mızrak nasıl çentikli mızrağa göre? Uzunluk 172. Aa, daha uzunmuş. Saplama hızı 92. Saplama hasarı 26 delici. Ken başlıklı mızrak. Uzunluk 100. Tamam. Saplama hızı. Süvari kargısı. Ha. Anladım. Sade mızrak daha şey gibi ama. Sade mızrağı at üstünde kullanamıyorum duran büyük bir ihtimalle. Ama bu çift elli gönderili silah. Tek elli gönderili silah. Ne zaman tek elli de kullanılabiliyor. Bir tek 190 bunun uzunluğu. 190 fena değilmiş ya sanki. 29 deliciye göre. Saplama hızı sadece daha iyi. Silah seviyesi 3 falan. Ben alsam mı bunu acaba? Aldım. Bunu da sattım. İnşallah doğru düzgün bir şey yapmışımdır. Burada kim ne istiyor ya Onira'da? Handa mı birisi bir şey istiyor? Kim ne istiyor? Birisinin bir görevi var gibi ama kimse söylemiyor. İlk kez de hana gireceğiz. Hadi bakalım. Görevi olan
Var mı acaba? İmparator kentlisi. Kentli. Cerrah Çeron. Cerrah selam. Sen kimsin? Benim adım Tolgar. Bana kendinden bahset bakayım. Anlat hikayeyi. Sen cerrahsın. Eğitim aldın. Zengin ve nüfuzlu aslan vardı. Söylemesi tuhaf bir cümle. Aynen, entrikalardan korunduğunu zannediyordun. Barbar işleri bürosu mu? Aha. İstihbarat teşkilatı gibi bir şeyiniz varmış ya. Bir keresinde gece yarısı geldiler. İmparatora karşı komple kurmuş bir adam yakaladıklarını ve bağlanmaya itiraf almaları gerektiğini söyleyip bu itirafı koparmak için sanatımı kullanmamı istediler. Eğer reddedersem ilişkimizi hastalarımı ifşa edeceklerini söylediler. Bu beni mahvederdi. Ben de onlarla gittim ama benden o adamın bedenini yapmasını istedikleri şeyler anlatmayacağım. Sen de devletin korkunç gücünün kurbanlarındansın ha. Reddetmeliydim. Mesleğimi sonuçta yine de kaybettim zaten. O gecenin anısını silmek için afyon kullanmaya başladım ve sonunda yüzümün solgunu hastalarım o kadar rahatsız etti ki bana gelmez oldular. Dolayısıyla şehirden kaçtım ve o zamandan beri de dolaşıp duruyorum. Kalıcı bir iş bulmayı çok isterdim. Şu anda boşta bulunduğumu söyleyebilir. Dolayısıyla eğer adam arıyorsan konuşmaya açığım. Senin gibi biri de güzel olabilir. 436 mı? Burada bana bakan ve karnımı doyuran bazı insanlar oldu. Gitmeden önce onlara bir şeyler vermek istiyorum. 400 tamam lan al hadi. Gel. Ama sanırım şey bu değildi aynen. Burada başka bir kaleye mi gideyim? Yok, rüşvet ödemeyeyim. Teşekkürler. Şöyle dolaşalım. Ha, çapulcular. Gelin bakalım şerefsizler siz. Dur lan. Gelin bakalım. Şöyle birliğime bakayım. Ödünç asker yükseldi, yükselecek. Hadi bakalım. Hocam bir ödünç askerim var yükseltecek. İzninizle bir gelirseniz keseceğiz sizi de. Bir de silahlarımı falan denemek istiyorum. Nerelere geldik yine ya. Öleceksin ulan şerefsiz. Öl. Hadi bakalım hekimimiz de var. Canım giderse gitsin. Artar. Giden can artar. Olaya bak. Söylenen şeye bak. Hücum. Üf çok karanlık. Arkadan güneş vuruyor şu an. Arkanda böyle yandan. O yüzden... Ohoho işte mızrak dediğin bu. İşte mızrak dediğin bu. Bir de atımızı yenilersek her şey müthiş olacak. Şerefsizler sizi. ...67 delice hasar verildi. Siz bana ulaşabilir misiniz ulan şerefsizler? Ben sizi nasıl biçeceğimi biliyorum ama. Gelin bakalım siz şöyle. Oh. Oh. Aa şerefsiz kaçıyor. Kaçma ulan. Kimse kalmadı sanırım. Kalan da orada şey yapsın. 9 kişi, 3 kişiyi mi esir aldık? Güzel. Gelin bakalım siz şöyle. Ya abi. Hocam bir çaba görmek istiyorum ya. Valla çapulculardan aldığımız yemeklerle geçinip gidiyoruz ha. Bütün olayımız çapulcu yemekleri. Böyle söyleyince kulağa çok şey gelmiyor. Beceriler, serbest odak puanları. Tamam. Neye verelim? Tek elliye mi verelim acaba? Binicilik. Çift elli ve gönderli. Buna versek fena olmaz sanki. 8.25'e çıksın. Yakalayamadık ki. Baksana çapulcuları da doğramışız zaten. Kimse kalmamış. Nerede eski çapulcular? 20 kişilik birliklerden, 30 kişilik birliklerden oluşan. Buraya ürünleri satalım bari. Ürün diyorum ya, sanki kendimiz ürettik. İnsanlardan çaldıkları şeyleri insanlara satıyoruz geri. Herhalde daha ucuz satıyoruzdur.
3 çapulcu diyor ya, inanılmaz. Yakalayın lan, belki yakalarsınız. Bilmiyorum. Belki tanrılar yüzünüzüne güler ve bu 4 kişi yakalarsınız veya 8 kişi. 8 kişi yakalama ihtimaliniz daha fazla. O dağ haydutları. Onları yakalayalım. Oo. Oo, 22 kişilik çapulcu. Ulan onu yakalayamazsınız, utanın kendinizden. Hayır, oradan çık oradan. Şunu yakala. Utanın kendinizden. Onu yakalayamazsanız, kaçırırsanız utanın kendinizden. Ha? Öl şerefsiz. Öleceksin. Hücum lan, hücum. Hiç şey yapmayın, hücum. Aa, ileride nehir mi var? Nereden gelecekler? Söyleyeyim mi? Tam şurada durun olan. Ağzını burnunu kıralım onların. Savunma yapalım. Nehrin kıyısında savunma yapalım. Ölsün şerefler, gelin. Bunlar bana saldırıyor. Bak bak bak, şerefsizlere bak. Aa, kaçarsınız işte böyle. Öl lan artık ha. Şunu öldüreceğiz ilk önce. O öldü. Üf, nasıl kan aktı ama. Şunu kullanmam gerekiyordu oradayken. Biz artık şunu kullanabiliriz. Gel bakalım sen de buraya. Gelemedi. Oh. Hayır, dur. Bitti. Ah be. Bunları öldürelim ha. Bana atlı lazım ya. Ben atlarımla birlikte koşmak istiyorum ya. Gel. Gel. Sen buraya. Açma. Oh. Şimdi. Kimseyi bırakmadık ha. Bir kişiyi esir almışız sadece. Ya bu şerefsizler yine şey yapmamış ya. Fark edemiyoruz, şuna bak. Görevler mi ne olan? Ne yaptık az önce? Planını kur. Planı mı kurduk? Ne yaptık ya? Mevcut büyüklüğünü 20 mi yaptık? Nam 50 yoldaş alındı. Aa, planı kurmuşuz. Okey. Planı kurduk, güzel. Yanlışlıkla görev de yaptık. Tek şunu yapamadık. Birlik var mı lan? Oğlum. Ya hacı. Yap lan bir şey olsan. Halledelim ya seni. Şuradan girelim. Olgar, seni görmek güzel. Ralagos. İsteyin ama ciddiyim. Ben de seni arıyordum. Kaçtı mı? Kardeşin nerede lan? Ne oldu? Sakin ol. Sana her şeyi anlatacağım. Kardeşlerini bulduk ama eski ortağım Galter bana ihanet etti. Çocukların serbest bırakılmasını görüşmek üzere kampına gittik ve bizi oracıkla ele geçirdi. Sen lider değil miydin lan? Sen neden böyle şey oluyor şu an? Ne alçaklık değil mi? Bu meslekte bile yoldaşlara ihanet etmek hoş karşılanmaz. Öyle mi? Kaçtım. Diğerlerinden biraz daha suçlu olan adamlarımdan biri. Herkes uyurken beni serbest bıraktı. Ama bir hainin yaşamasına izin veremem. Bu yüzden seni bulmaya ve sana bir anlaşma teklifi mekala verdim.
Ve Alter'in şu an nerede olduğunu biliyorum. İstersen birlikte saldırıp akrabalarını kullanabiliriz. Kurtarabiliriz. Ama karşında o alçıyı öldürmenin zevkini tadacağım ne dersin? Nasıl güveneceğim sana? Bana güvenemezsin ama bana ihtiyacın var. Ve senin tuzağı düşürmeye kalkışacak olursam gırtlağımı bir çırpıda kesebilecek kadar adamım var sanırım. Benim sana güvenmeme ise gerek yok. Sen benim ortağım değil, intikam aracımsın. Okay. Edgy yazımlar. Harika ama yapacağım bir şey daha, bir şey var. Bu şehrin yakınlarında bir sığınak var. Galter kardeşlerini orada tutuyor. Yolun yukarı doğru yükseldiği yerde izcilerin görüş alanının hemen dışında sana katılacağım. Orada görüşürüz zaman. Şehrin hemen dışı dediği yere bak. Şimdi işte o kaliteli askerlerimiz burada kendisini göstereceksin herhalde. Ticaret. Satayım. Ham tahta. Alazlanmış tahta. Sat bunları. Ham demirci, ham tahta çekip sat. Peynir satma dur. Ay lan bunları satma. Oğlum peynir sattık bir sürü ya. Okey. Tamam iyiyiz herhalde böyle. İyiyiz bence. Şimdi bir de handa şey yapalım. Aynen şunları da satalım. Kılıç ustası paralı asker al. Uf. Ha değil ya. Öldüre öldüre yaptığımız olaya bak ya. Resmen grind yaptık. Çapulcu grind yaptık ya. Hadi bakalım belki o ödünç asker şey olur. Nihayet geldin. Saldırıya geçmeden önce söyleyeceğim bazı şeyler var. Akıllı davranmalıyız. Galter adi ve alçak olsa da kurnaz bir adam. Senin daha önce yenim. Çetenin nasıl iş gördüğünü biliyorum. Konuşmayı bırak da işe koyalım. Hadi bakalım. Evet yol gösterdik ama manasız bir diyalogdu ya. Saldırmak için akşam karanlığını bekle. Hadi bakalım. Pusuya düşürmek için akşam karanlığı bekleniyor. Okey. Yanımızdan 90 kişilik lord falan geçiyor ya. Aynen. Bir süre bekledikten sonra gecenin karanlığına fark edilmeden yaklaşmak için iyi bir fırsat yakaladın. Hücum o zaman. Yanına bunları alabiliyorum bak. Askerleri yönet. Sığınak birliği. 10 kişi. İmparatorluk saray muhafız olsun tabii ya. İmparatorluk lejyoneri kıdemli piyadesi. Şerefsiz de mi alsak acaba şey yapsa? Cerrah Canon. Böyle iyiyiz ya. Saray muhafızlığımızla devam edelim. Artık o da ölürse kim hayatta kalsın yani. Herkes ölsün. İmparatorluk saray muhafızım var ya. Benim imparatorluk sarayım yok. Benim herhangi bir sarayım yok. Hocam. Beni takip edin bakalım. Biz geliyor biz. Hayvan gibi bir birlikle geliyoruz ama. Ya kuşatma bu birliği soksan kuşatmanın seyri diye falan değişir. Yukarı doğru gidelim bakalım. Hocam selam. Biz buraya şehir kurmaya geldik. Bunu yaparsın çünkü bu birlikle. Öldü yani. Çünkü başka bir seçeneği yoktu. Öldü yani. Selam. Isındın mı? Isın bakayım. Isın. Ölüm soğuktur. Öl şerefsiz. Ah ne olan? Kim sıktı ne oldu? Bu şerefsiz. İleri. Bak şerefsizlere bak. Ağaçların arasından geliyorlar. Biri orada diğeri orada sağ tarafta. Ya ihtişam için sen nahi ihtişam için şey yaparsın. Saray muhafızım var oğlum benim. Ya. Gel bakayım.
Sen kimsin? Galter mi? Acaba ışık değişimleri ekranda belli oluyor mu? Alçaklar, sen tutsaklarımın akrabasısın değil mi? Seni Radagos ile birlikte gördüm. Ona güvenilemeyeceğinin farkında mısın? Bizi buraya getirdi. Kardeşlerim nerede? Hayır, artık konuşmak yok. Ya sen beni öldüreceksin ya da ben seni. Bu iş böyle bitecek. Sana benimle düello yapma şerefini bahsedeceğim. Ve eğer kazanırsam adamlarım geri çekilecek. Ben böyle bir şey yapmayacağım. Saldırın oğlum. Ama... Okey. Dövdük sanırım. Hiç uğraşma onunla bununla. Hiç yaralımız, hiçbir şeyimiz yok. Onların 5 yaralısı var. Galter yaralı mı? Galter yaralı. Ya saray muhafızı ise de girersen böyle olur. Bak hala konuşabiliriz. Sana bir kese gümüş vereceğim. Hocam Radagos'un malısın sanırım artık. Galter'in Radagos tarafından infazı. İnfaz et bakalım. Okey. Çöl haydutu, orman haydutlarının elebaşı ve pusucu. Okey. Almış olduk bunu. Sen hala bir şey yoksun. Belki bir izlerin bir şey olur falan, hiçbir şey yok. Ödünç asker var. Öylece bir ödünç askerimiz var yani. Oho. Deri kol zırhı mı dedin sen orada? Ya daha iyi görünüyor en azından. Yok ya, bugün hala iyi görünmüyor ya. Yarına geçen bir şey bulursak şey yaparız, alırız. Parçalanmış ok, kancalı ok. Kullansak fena olmaz. Nusun. Olgar, geleceğini biliyordum. Vay canına, seni durdurabilecek hiçbir şey yok. Seni seviyorum kardeşim. Sağ salim ya, gördüm. Aha, sen iyisin, sen iyisin ha falan. Bu şekilde. Evet, hepimiz iyiyiz. Altı ve Jatı korktular ama iyiler. Çabuk olmalı ve buradan hemen kurtulalım. Altı ve Jatı böyle Star Wars'daki gezegen gibi duruyor. Altı ve Jatı'yı derhal Pisiyan'a götüreceğim. Orada güvende olurlar. Bana her şeyi anlatmaya hazır olduğunda orada buluşalım. Tamam kardeşim, dikkatli ol. Kendine iyi bak. Okey. Yeralagos'la konuşacağız şimdi. Hadi bakalım. Görünüşe bakılırsa seni akrabana kavuşturduk. Yani ben anlaşmamızın üzerine düşen kısmını yapmaya getirdim. Artık gidiyorum. Beni bıraktığın için vicdan azabı çekme. Köle işine geri dönmeyeceğim. Eski meslektaşlarımla köprüleri yaktığım söylenebilir. Geçimimi sağlamanın başka bir yolunu bulacağım. Belki paralı askerlik yaparım. Her neyse. Belki bir gün tekrar karşılaşırız. Adamların ailemi öldürdü. Gerçekten cezalandırılmayacağını mı düşündün? Şerefsiz seni. Ümide kapıldım sanırım. Pekala. Ayaklarına kapanmayacağım. Dolayısıyla yap gitsin. Ya kardeşlerimi kurtararak yaşamayı hak ettin. Hadi lan! Şerefsiz seni! Altı, 16, 14 yaşına bastı ve senin rehberliğine ihtiyacı var. Jet, 12 yaşına bastı ve senin rehberliğine ihtiyacı var. Nereden geliyor lan bunlar? Birden... Overwhelmed oldum bunlarla. Ben çapulcu kesiyordum az önce. Evet. Rehberliğime ihtiyacı olan o zavallılar kimmiş bakalım. 14. doğum gününde Altı'ya özel bir hediye verdin. Çocuğun büyük bir değer verdiğini gördüğün bu hediyenin onun benliğini şekillendireceğine inanıyorsun. Ona verdiğin bir hediye. Ha. Dengeli bir kılıç. Tek elli odak pahalı. Muhteşem bir savaş atı. Kuşatma sanatı üzerine bir inceleme. İşlemeli bir oyun tahtası. Anladım. Saraya bir yolculuk. Sen kuşatma sanatı üzerine inceleme şey yap. Sen zeki ol. Sen mühendislik ol. Aynen. Çocuk ergenlik çağına geldiğinde ciddi bir sorumluluklar üstlenmeye ve yetişkinlerle adeta dengeymiş gibi rekabet etmeye başladı. Başarılarından biri de bir silah yapmak mı? Mühendislik odak puanı. Şifa sanatını öğrenmek. Mühendislik puanını görmem hoşuma gidiyor yani, böyle bir süper zeka olsun ailede.
Dış olaylarda Altair'in gelişimini etkiledi. Onun özellikle patlak veren bir salgın tarafından şekillendirildiğine inanıyorsun. Ve bu onun hekimlik ve vekil konusundaki becerileri anlatır. Ben bunu bilsem ona yöneltirdim. Okey. Jatu, hadi bakalım. Genellikle mülkünden uzakta olurdun ama Jatu ile zaman geçirme fırsatı bulduğunda onun şu özelliğini geliştirmeyi teşvik ederdin. Gücünü, dayanıklılığını, bilgi olan açlığını, zeka bir arttı, kurnazlık, kontrol, sosyallik. Sen de sosyal ol bakalım. Sen de insanları şey yap böyle. Ticaret, liderlik. Şöyle güzel bir lider gerekiyor ya bize. Sen de oradan yürü bakalım. Aslında ticaret mi şey yapsak? Ticaret olsun. Çocukla zaman geçirirken demircilik konusunda çok yetenekli olduğunu fark ettin. Neden ama yani? Sosyallik bir artı, ticaret bir odak puanı ve 5 beceri puanı kazanır. Anladım. Demircilik bir odak puanı ve 5 beceri puanı kazanır. Hobi olarak mı yapıyor? Ne yapıyor? Görev. Konuşulacak soyular. Daha 10 tane soyuyla konuşacağım. Anlaşıldı. Ben de sanırım hiçbir şey yapmamışım. Ben ne oldu? Neden böyle bir şey oldu? Ha, tek elliler. Tek elli silahlarda artı 2 savurma hızları. Yönelt. Anladım. Balta ve gürz ile verdiğin hasarı %5 artırır. Balta ve gürz harcı şey yapmak istemiyorum. Bunu şey yapayım ben. Başka bir şeyim yok sanırım. Evet, bu yaklaşıyor. O yaklaşsın. Yaklaşınca hallederiz. Okey. Böylece halletmiş olduk. Hiç de planda yoktu ama. Birliğe bakınca bir tutsağımız yok. Bir şeyimiz yok. Bir envantere bakınca. Oo, bunları satacağımız bir sürü bir şey var. Aslında. Ha. Oo. Bu kol zırhı veriyor lan. Para verdim ben buna. Yumulun lan şunu. Öldürün şunu. Dağıldı zaten. Kaçamaz şerefsiz. Yakaladık, yakalayacağız. Yakalayamayacağız sanırım. Geri dön. Bazı savaşları kaybetmek zorundayız bebeğim. Bazı savaşları kaybetmek zorundayız. Ticaret, hadi bakalım. Şunları bir satalım. Parçalanmış ok. ...535 altın. Güzel. Yük beygir yerine bir at mı aldın? Can puanı 200, can puanı 260. Bence... beygir kalsa mı bizim? Ağırlık 450. Ama... mal taşımak için kullanılır. 510. Anladım. Yük beygiri kalsın bizde. Vadibine katı da bende kalsın. Eğer yok. Bozkurt Air. Aynen. Bozkurt Air'ini koyduk. Enfes. Enfes her şey. Öde olan 206 dinar ne olacak? Olaylar. Ben de korktum bir an neden kaydediyor diye çıkınca. Kardeşlikten Fenton mı? Kardeşlik ne abi? Selam. Seni tanıdığımı sanmıyorum. Ben Tolgar Beyefendi. Siz ne, ikisi kimsiniz acaba? Benimle bir alıp vermediğiniz yok. Bana Pendrake savaşı konusunda bilgi verebilir misin? Der tertim bu konuyla ilgili daha fazla. Vlandia'nın hükümdarı. Anladım. Biz böyle teker teker şey yapacağız. Konuşmak istediğim bir şey var. Bir şey yokmuş. Ben gideyim o zaman. Sen kimsin? Sinçayız. Anladım. Gelin ulan. Abicim gelin ya. Bir savaşalım ya. Savaşmaya nereye kadar? Aha, yakaladım sizi şerefsizler. Köpek suratlı Atilon ile ilişkim artmış. Olgar cazibede beceri puanını kazandı? Benim için fark etmez eşkıya, teslim ol. Sizi canlı ele geçiremeyeceğiz ha. Görürüz oraya bunu. Saray muhafızım var benim. Saray. Sarayım yok. İmparatorlukta da değilim ama imparatorluk saray muhafızım var. Çünkü öyle olması gerekiyormuş.
Var import, bir yere girelim abi. Yani bir yere girelim bari yani. Hadi bakalım. İlk kez başka birilerine karşı savaşıyoruz. Haydutlar. Hoş. Sığınaklara baskın yaptığımızda hep onlara karşı savaşıyoruz. Refise bak. Haha. Gel bakayım. İlk kez bir atlımız var. Gel bakayım sen buraya. Şerefsiz seni. Ya atlıyı öldürdük be. Atlıyla atlıyı öldürdük. Hücum 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 hücum. Bırakmayın bunları, bırakmayın. Öldür şu şerefsizleri. Öldü lan, öldü ha. Güzel, bırakmadık. Nam da aldım. Oh. 104 altın yağma aldım. Biraz sonra bütün altına gir. Aa! Oh iyi. Ben birilerine şey yaptığımı sanıyordum, yapmamışım. İyi, güzel. Pusucu yine bunlar burada. Oh. Oo, çatlak uzun piyade mızrağı. Bunları verelim bir şey. Uzun bir süredir erzak alımı yapmıyorum, biliyorsunuz değil mi? Yani tamamen artık şeyden geçiniyorum. Haydutların üzerinden falan geçiniyorum. Dur bakalım, bir grupla şeyle konuşalım. Selam hocam. Acaba seni komutan her zamanki gibi emirlerini bekliyorum. Haydutları böyle kovalamak yapacak bir şey yok sanırım. Klandaki konumun hakkında. Sana yeni bir rol mü vereyim? Ya şeyci, cerrah. Aynen, cerrah olsan. Onur diyorum. Okey. Senin donanımını halledemiyor muyuz ya? At falan veremiyor muyuz? Gidiyordu böyle kendime bir şey yapmak. Bunları bir sat bakalım. Oh. 4 silahlı imparatorluk tüccarı. Ne gerek var onlara ya? Büyük beygirini yok, o değil. Deri ayakkabılar. Oh, mis gibi mis gibi. Her şey mis gibi şu an. Ya atlı alsak kendimize süper olacak. Herkes şey çünkü. Asela Kulhan ile evlendi ama neden? Abicim. Yok mu şuralarda bir haydut bir şey ya? Heh, bir çapulcu bir şey. Ya birlik. Hocam sen ne zaman şey yapacaksın ya? Bir konuşamıyoruz. Bir kenarda çekip şey yapamıyor muyuz? Bak zamanın da geldi senin ha falan, artık bir kıdemli ödünç asker olman gerekiyor falan diye. Lan ah be, tam da köşeye sıkıştı derken. Yakalarız bence be. Yakalarız bence be. Çok zarar ediyoruz. 6 kişiyi kovalıyoruz şu an toplamda. Öl. Şerefsiz öl. Of. Hücum hücum. Hiç beklemeyin. Hiç beklemeyin. Herkesi bekletsek şu... Ödünç askeri getirsek falan. Nerede bunlar ya? Hiçbir şey yapamadım. Neyse, biraz sonra benim adamlar gelecek zaten. Yani ucundan yaraladım. Kıdemli ödünç asker öldürmüş yine. Hiçbir şey yaramıyor, yaramıyorum şu an gerçekten ya. İstediğim vuruşları yapamıyorum, çok kısa düşüyor. Oh. Hocam hadi be, bir şey yap ya. Diğer kimse artık şey yapamıyor zaten.
Seviye atlayamıyor. Yani. O noktaya geldik. Seviye atlayamayacağımız noktaya geldik artık. Ama buralarda bir sığınak vardı ha. Hatırlıyorum. Bir sığınak vardı bir yerlerde. Aha. Hadi bakalım. O sığınağa gidiyoruz. Hadi bakalım. Sığınağa basıyoruz. Çapulcu kimseye zarar vermez. 10 tane köylü öldürür onları. Gerçekten çapulcuları öldür öldür indirdik ha. Bir ara böyle 20 kişilik gruplar haline falan geziyorlardı artık. Bir kalmadı geri. Ha birlik. Ne oldu? Ha sen gelmek istiyorsun. Ah gelirsin. O, sen kimsin? Kral. Selam hocam. Ordu lideriyle konuş. Fazla temkinli görünüyorsan beni affet ama mesafeni koru lütfen. Kılıcın erişemeyeceği uzaklık kalırsan yeter. Pekala kimsin sen? Ben Tolgarim beyefendi. Siz kimsiniz? Ben Vizartos hanesinden Sichanis. Öldürdüğümüz barbarlar ve kazandığımız zaferler konusunda hiç kimsenin aşağı kalır yardımımız yoktur. Bir kaonun lorduyum. Diyeceğim ben bunu ya. Sauron'un lorduyum. Pendrake savaşı konusunda anladım. Lucon. Lucon sanırım Kuzey İmparatorluğu'nun hükümdarı, anladım. Teşekkürler. Bir konuşmak istediğim bir imparatoriçe yani Rakya'nın hizmetine girmek istiyorum. Kılıcım emrine amanetleri doğru ücret karşılığında. Hadi lan! İhtiyacımız yok, savaşta değiliz. Başta olduğun zaman beni ara ama o zaman hocam. Yalvararak geri dönme öyle böyle diye. Bekle bakalım, saldırmak için karanlığı bekle. Herkes köyün bütün gençlerini aldılar az önce. 600 kişi girdi oraya, köyün bütün gençlerini aldı. Hadi bakalım saldır. Ah dur, hayır. Aynen böyle giriyoruz. İmparatorluk lejyoneri. İmparatorluk saray muhafızı. Kaç kişi? 10 kişi mi? 1, 2, 7. Ha okey tamam. Hadi bakalım ödünç asker. Senin zamanın. İnşallah ölmezsin. Mevcut disk alanı olarak 4.1 GB görüyorum şu an ve içimi yakıyor durum. O zaman bu savaştan sonra bitirelim. Çok da şey yapmayalım. Hocam beni takip edin lütfen. Ölmeyeyim. Lütfen. Teşekkürler. Evet. Oo! Kalabalıkmış buralar. Haydi bakalım ileri. Ya. Kaç kişi bekliyor orada ya? 4 kişi mi bekliyor? Kaç kişi bekliyor? 2 kişi mi? Arkadan da geliyorlar şerefsizler. Oo, hocam gelin lan çabuk gelin. Oh mis. Burada birileri yok sanırım. Buradakiler bize saldırmaya gelmişler. Öncekiler yardım etmeye gelmişler. Anlaşıldı. Ah aynen yani şöyle. Azıcık yamuk mu tutuyordu diye şey yapıyordum. Gelin bakalım siz. Oh! Saray muhafızımıza bak be! Benim saray muhafızım var ya. Saray muhafızı, bağımsız saray muhafızı olmaya karar vermiş bir noktada, hayatının bir noktasında. Lan saray muhafızı tek atıyor ya. Saray muhafızını çok kıskandım şu an. Var mı şurada birisi?
Yok herhalde. Kimse görünmüyor. Ya sonra lider gelecek ki. Çete reisi. Teke tek kapışalım. İneceğiz ki nah kapışırız. Askerlerime bırakacağım seni diyeceğim. Gel gel. Oo, reisler geldiler. Adamlarıma çok zarar verdim. Bunu teke tek halletmeye dersin. Düello falan yok hocam. Öldürür şu şerif sizi. Oh mis. Oğlum, ödünç asker hiçbir şey yapmadım ya. Ödünç asker hiçbir şey yapmamış abi. Ödünç asker ölmüş, bayılmış ya. Uf. 544 544 altın yağmaladık ama ödünç askerin gerçekten hiçbir şey yapası yok ya. Gövde zırhı altı mı? Ne ki bu? Ha, pelerin belerin değil bu abi. Hiçbir şey değil bu ya. Alalım sonra bakarız. Özel dikim dolamalı ayakkabı. Wow. Bacak zırhı 5. Kesinlikle özel dikim dolamalı ayakkabıyı giyiyoruz. Yırtılmış korumalı kolluk. Of. Yıpranmış bol pantolon. Anladım. Çatlak ova cirdi. Yakınlardaki eşrafla anladım. Cazibede beceri puanı kazandı ve beceri puanı 11 oldu. Demek ki böyle durumlarda böyle oluyor. Sizin neye ihtiyacınız var hocam? Ben birliğime bakabilir miyim acaba? Evet. Ödünç asker hala hiçbir şey yapamıyor. Keşke seninle konuşabilsek ya. Yolun yol değil falan diyebilsek. Sürüyü mahkeme götür. Tamam. Ben Tolgar beyefendi, siz kimsiniz? Yardıma ihtiyacınız var sanırım. Makepte satmak için 10 vadi bine katından oluşan. Tamam. Tekerlekçi Komar. Ben kendim götüreceğim. 401 altın. Sen ne istiyorsun bakayım? Tahıl tohumlarına ihtiyacı var. Ben Tolgar ama sizinle tanışmasam da olur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben ürünlerimi satmayayım buraya. Ben bunları şehre satayım. Çünkü artık diskimde yer bitiyor. O yüzden bir tane çapulcular değil o artık. Çapulcu yani. Dil bilgisi kurallarımız var dilimizde. O yüzden çeşitli olaylar. %94-95. Oh mis. Aha çapulcular yine 20'lemiş. Ham bölgesine geç. Şunları bir sat bakayım. Of 350 dinar. Mis mis. Ham bölgesinde Nusun mu var? Kahramanı birliği al. Gel ulan sen bana gel. Boğa Enkuryon. Zengin. Sağlığına yabancı sen kimsin? Ben Tolgar beyefendi, sen kimsin acaba? Beni tanımak mı istiyorsun? Uzun hikaye. Hakkında anlatan çok hikaye var ama bazıları doğru. Kuzeyitler beni bir isimle, Asiraylar işte başka bir isimle tanımlar. Kahveye karıştım. İnsan öldürdüm. Bir sor bakayım etrafa beni bilirler. Asla hak etmeyen birini öldürmedim ve adil olmayan bir kavgaya karışmadım. Ben bir şey söyleyeyim, savaş bir oyun değildir. Kesinlikle bir oyun değildir. Kurallara göre oynarsan ölürsün. Sokaklar arena değildir. Eğer birinin senin düşmanın olduğunu düşünüyorsan onu hakla. Kibar bir düello daveti bekleme. Bilgece konuştun hocam, devam et. Yaptıklarımla övünmeyi sevmem, dolayısıyla uzatmayacağım. Buradaki tüccarlar için çalışıyorum ama benim sahibim değiller. Ben kendi kendimin efendisiyim. Sadece paralarını alıyorum. Paralı asker falan değilim yani. Şu an boştayım. Dolayısıyla bana verebileceğim bir işim varsa olabilir. Aha, hizmetlerim için önden bir ödeme yapayım. Şu anda bunu karşılayamayacağım. Teşekkürler. Önden ödemeye hiç yaklaşmıyorum. Çabucak bir ticaretimizi yapalım. Vadibine katıp tamam, bunları götüreceğiz. Satmayalım ama bunları.
Mis 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 mis. Haydut öldüre öldüre çıktığımız noktaya bak ya. Sen ne istiyorsun? Çalıntımı alıp satma yok. Teşekkürler. Ve evet değerli apıplarım, çok değerli bir tanelerim, dostlarım, aşk kitolarım, canlarım falan. çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim yorumlarınız ve like'larınız için. Aşağıdaki açıklamalar kısmında yaptığımız korku oyuna dair bir sürü farklı şey bulabilirsiniz. Başlık bulabilirsiniz. Korku oyuna dair bir başlık var sanırım. Ama farklı isimler, linkler de var oralarda. Oraları göz atmayı unutmayın. Öyle sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu ve huzurlu, keyifli kalmanız dileğiyle. Bye bye.